Kişi spor yapmasa kanındaki toksik madde arttığı için böbrekler, karaciğer bunu arıtamazsa baş ağrısı yapar. Bu nedenle spor yapmak şart. Haftada en az 3 gün, en az birer saatten 3 saat minimum. Şimdi birçok genci görüyorum orada ne yapıyorlar? Spora geliyorlar fitness'te, salonlarda. Efendim ağırlık çalışıyor, koşuyor vesaire vesaire. Öyle iyi, güzel, hoş terliyor, şakır şakır terliyor. Çıkıyor spordan, duş almadan ne yapıyor? Koltuk altına deodorant veya parfüm sıkıyor, çekip gidiyor. Bu spor değil. Bu kişinin kendi kendini zehirlemesidir. Çünkü ter sırasında terle beraber ne atılıyor vücuttan? Laktik asit. Asit, asetik asit, formik asit. Asit atılıyor. Vücut terleyince pisliği dışarı atıyor, zehri. Çok güzel. Kişi bundan sonra duş almazsa, spordan sonra o bütün pislik, zehir vücuda tekrar geçiyor cildin altına. Emiyor vücut onu tekrar. İnsan derisi sünger gibi. Bir damla su damlatın veyahut da böyle bir damla limon suyu damlatın. Buradaki bir damla limon suyu 26 saniyede bütün vücuda yayılıyor. 26 saniye. Terlediniz, duş almadınız. O ter tekrar vücut pislik emiliyor, kana karışıyor, zehirliyor kişi kendini. Bu nedenle mesela Avrupa'da benim oğlum futbol oynuyordu. Duş almadan sporda veya antrenmandan veya futbol oyundan sonra duş almadan eve gideni cezalandırıyorlardı. Temizlik görevi veriyorlar bütün bölge, mıntıkayı. Herkes bu nedenle duş alıyor. Duş almadan çıkmak yok. Spor yapan duş alacak. Ama biz de spor yapan üstüne giyiyor. Bir de parfüm sıkıyor kokmayayım diye. Yallah eve. Öyle spor yapmayacaksın. Yaparsan kendi kendini zehirlesin. Kanın zehirlenir, karaciğer zehirlenir, böbrek zehirlenir, beyin zehirlenir. Hani ne olur? Bitersin. Diyor ki ya şimdi diyor duş alacağım, dışarı çıkıp hastalanacağım. Korkuyor soğuktan. Bunun yolu var. Kolay. Şimdi mesela duş aldınız. 2 dakika, 3 dakika duş aldınız. Duştan çıkmadan önce kişi 5 saniye, isterse 10 saniye yapıp dayanabiliyorsa, 5 saniye soğuk suyla duşun altında kalırsa, 5 saniye. Vücut hemen kendini soğuğa karşı hemen hazırlar. Vücut kemin hemen hazırlar. Bir, mesela vücudu kişi sıcak suyla duş aldı, banyo yaptı, dışarı çıksa, 10 dakikada kuruyorsa, duştan ve banyodan sonra soğuk suyla duş alır çıkarsa 5 saniye fark etmez. 10 saniye 5 dakika ne kadar yapabilirsin? Soğuk suyla duş aldığı zaman 1-2 dakikada vücut hemen kendini kurutur. Soğuğa karşı tedbir alır. Eğer kişi soğuk suyla duş aldıktan sonra dışarı çıksın, isterse dışarıda 2 metre kar olsun, sıfırın altında 20 derece olsun, zarar vermez. Vücut üşümez, kendini ayarlar. Hemen burada cildimizdeki gözenekler hemen kapanır. Soğuğa karşı vücudu korur. Direnci artar. Kanın akışı değişir. İçerideki kan, iç organlardaki kan cilde yayılır, deriye. Böylece soğuğa karşı korur. Ama sıcak suyla duş aldı, dışarı çıktı, ne oldu? Hemen üşütür, hasta olur. Çünkü içerideki kan içeride kaldı. Ciltteki kan oranı az. Kendini vücut ayarlayamıyor. Vücudu ayarlayacaksın. Ayarlayabilmek için duş almadan aldıktan sonra soğuk suyla duş almak gerekir. Maalesef bu yanlış yapılıyor. Duş alanlar yani spor yaptıktan sonra buna uymuyorlar. Uymayanlar ne oluyor? Sıcak suyla duş alanlar da bilmiyor nasıl duş alınacağını. Sıcak suyla duş alıyor, dışarı çıkıyor. Bir de bakıyorsun üşütme, grip, nezle, bronşit, astım, hastalanmış, kayıp birkaç hafta. Bu nedenle duştan ve banyodan sonra 5 saniyede olsa, saniye dakika değil. Ve soğuk suyla dökülmek çok çok önemli. Vücut kendini her türlü soğuğa karşı ayarlar. Dışarıda 2 metre kar olsun, -20 derece olsun fark etmez. Vücut kendini hemen ayarlar. Bu nedenle duştan sonra mutlaka çıkmadan önce soğuk suyla duş almak gerekir. Evet, insanın cildi, derisi bir soğuğa sıcağa karşı korur, iki akciğer gibi çalışır, oksijen alır.
vücudun almış olduğu oksijenin üçte birini cildimiz deri yoluyla alır. Üç, böbrek gibi çalışır cildimiz. Yani ter yoluyla içerideki toksik maddeyi dışarı atar. Sadece mikroplara karşı artık koruma bir tabakası var. İnce bir tabaka, streç folyo gibi çok ince bir tabaka var. Burada çok ince bir yağ tabakası var. Bu doğal bir antibiyotik özelliğe sahip. Mikroplara karşı vücudumuzu korur.